Herkese merhaba. Bugün PC Building Simülatör'ün ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümde oyuna giriş tarzında bir ilk izlenim gibi bir bölüm olmuştu. Oyunun sağını solunu, özelliklerini, bir oynanışını incelemiştik. İkinci bölümde de kariyer kısmına sıfırdan New Game olarak başlayacağımı sizlere söylemiştim. New Game'e tıklayalım ve oyunumuz yüklensin. 2 haftadır kanala video gelmiyordu. Sınav zamanım olduğu için, birçoğunuzun da zaten sınav zamanı olduğu için ara vermekte bir sakınca görmedim ve PC Building Simülatör'ün ikinci bölümüyle birlikte tekrar videolara düzenli olarak devam edeceğiz. Şimdi ilk işimiz bu. Scan tarama işi, virüs tarama işi yapacağız. Bakın sağ üst kısımda bilgisayarı aç diyor, virüsü temizle diyor. Sağ tıkladık ve kasamızı aldık. Hemen yerini gösteriyor zaten. Sol tık yaptık ve yerine koyduk. Bu da bizim işlerimizi yaptığımız bilgisayarımız. Kendi ofisimize ait bilgisayarımız. Şu işimiz gördüğünüz gibi burada zaten mailimize düşmüş. 100 dolarlık bir gelir elde edecekmişiz. Bu da yeni dükkanına hoş geldin diyor. Oyuna bir giriş mesajı. Hemen işimize girişelim. Şimdi yapmamız gereken nedir? 3 tuşuna basarak kablo moduna geçebilirsin diyor. Buradan da tıklayabiliyorsunuz. İlk bölümde söylediğim gibi, ilk bölümü izlemediyseniz oyunu öğrenmek adına izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada yeterince detaya değindiğim için diğer bölümlerde, ilerleyen bölümlerde, artık bu bölümle birlikte fazla detaya girmeyi düşünmüyorum. Yükle dedik. Şuradan hemen USB'mizi takalım. İçinde yazılımlarımız var. USB'miz takıldı. P tuşuna bastık. ESC'ye basıp kasadan ayrıldık ve sol tuş yaparak ekrana geçtik. Hemen şimdi buradan virüs tarayıcı yükleyelim. Bilgisayarı virüslerden arındıralım. En kolay iş bu arkadaşlar. Virüs işi geldi mi çok rahat bir şekilde hallediyorsunuz. Program yüklendiği için restart çekiyoruz. Bu arada şu an bakın eksi 15 dolarımız var arkadaşlar. Eksi 15'te başladık. Bu detayı da unutmayalım. Çünkü uzun soluklu bir seri olacak. Bakalım ne kadar gelirimizi arttırabileceğiz. Evet, dosyalar taranmış. Virüsler temizlendi. Bilgisayarı aldığımız gibi geri gönderelim. Silmemize gerek yok ama ben sileceğim. Şuradan kapatabiliyorsunuz bilgisayarı. Şu anda kablolar takılı fakat bunu direkt alabiliyorsunuz. USB'de üzerinde gördüğünüz gibi. Şöyle aldık. Bakın kablolar otomatik çıktı. İşi biten kasayı böyle istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben en baştan sıralayarak koyuyorum genelde. Tamam dedim. İşi tamamladın. Şimdi mailinden onayla diyor. Bu arada hatırlıyorsanız USB de kasanın üzerindeydi belleğimiz. O da otomatik çıkıyor kablolar gibi. Şimdi ilk işimiz burada. Burası yeşil oldu. Collect diyoruz. 100 dolar hesabımıza geçti. Eksi 15'ten dolayı 85 dolar kaldı elimizde ve evet, teşekkür ediyor kasayı gönderdiğimiz kişi. Müşterimiz yani. Evet, iş yağıyor şu an. Şimdi ekran kartını yenile diyor. 525 dolarlık bir gelir elde edeceğiz. Shin GeForce GTX 970 Gamer. Kart diyor. Bunu kasadan önce almak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi şunu bir kabul edelim. Tamamdır. Şimdi shop kısmından bu karta bir bakalım. Çünkü parçaların gelmesi gerekiyor. Temini gerekiyor. Ona göre montaj yapacağız sonuçta. Bu da oyundaki önemli bir detay. Parçaların geliş zamanı var. İşi kaçırmamanız, tamamlamanız adına dikkat etmeniz gereken bir detay. Şimdi şöyle bir bakalım. GeForce GTX 970. Şöyle düşük fiyata göre sıraladık. Şöyle bir bakalım. Evet, Shein marka GeForce GTX 970 Gamer demiş. Az bir farkla XTouch versiyonu da var. Farkı nedir diye bir bakalım. Frekans farkı mı var? İkisi de 4 GB. Bir tanesinin gördüğünüz gibi az bir çekirdek hız farkı var. Ufak bir detay. Evet, almamız gereken kart bu. İkisinden birini alacağız. Tabii burada amaç kar etmek. Bu yüzden şu düşük olanı seçelim. Çünkü zaten arada bir fark yokken bu kadar bir fiyat ödemenin anlamı yok. Şimdi ikinci işimize bakalım.
Evet, hard disk değişimi yapacağız. 330 dolar gelir elde edeceğiz. Mortony S-Store 500 GB demiş. Hemen hard disklere bakalım, storage kısmına. Şimdi Mortony S-Store. Evet, şu 500 GB 50 dolarlık bir iş. 50 dolarlık bir parça. Fakat iş 330 dolarlık. Evet, yine bir virüs temizleme işi bunda. Bir de kasayı temizleyecekmiş. Evet. İki iş bir arada. Tamam, bunu da kabul edelim. Şimdi şuradan parçalarımızı alacağız. 3-5 günde 10 dolar sürüyor. Bu arada işe şu kısımdan da bakabilirsiniz. 1-1 demiş. Hepsi bugün geldi zaten. Şöyle bir bakalım. Buraya yansımıyor. Tamam. İlerleyen görevlerde yansıyacak sanırım. Tamam, hepsini o zaman yarın gelecek şekilde alalım. Riske etmeyelim. Sonraki gün teslimat olsun diyoruz. 30 dolar kargo ekleniyor. İki parça için 345 dolar. Tamamdır. Siparişi verdik. Şu anda diyor ki eksiye girdiğimiz için verdiğimiz siparişlerden dolayı eksi 1000'e kadar bir limitim var diyor bankadan. Gelen bilgi bize bu şekilde. Bu arada elektrik giderimiz olduğu için şöyle kapatmayı unutmayın. Şu anda yapacağımız bir iş yok. Günü tamamlayacağız. Şuradan end day dedik. Devam dedik. Go to work dedik. Ve sonunda tekrar ofisimize geldik. Yeni bir gün, yeni işler. Şimdi şöyle bir kasamız açılsın. Fix var, scan var. Önce şunu alalım. Tarama ve temizleme işi kolay çünkü. Bu bir aradan çıksın. Şimdi kasanın nasıl temizlendiğini de bakalım. Kompresörü seçtik. Şöyle kirli gördüğümüz yerlere tutuyoruz. Her tarafı kirli arkadaş. Millet kasa alamıyor. Bu kasanın sahibi kimse leş gibi yapmış. Temizlenmiyor, bakar mısın? Heh. Zar zor temizleniyor. Bakın, power supply'a bakın. Leş gibi. Vay be, ne kirletmiş be. Şu üste bak. Öf öf öf. Şöyle çevirelim. Yan kapağa bak. Resmen yok olmuş. Şunu biz bir de remove diyelim. İç kısmını da bir güzelce temizleyelim. Şimdi kompresörü aldık tekrar. Şöyle ekran kartını da temizleyelim. Şuraları temizleyemedik ya. Buralar da temizleniyor normalde. Bir de şurayı temizlesek. Tamamdır. Şu yan taraf yeşil oldu gördüğünüz gibi. Kasa temizliği kısmı tamam. Şuradan hemen şeyi takalım. Yan kapağı. Bağlantı tamam. Şimdi hemen virüs kısmı için bağlantıları yapalım. Klavye, mouse, güç, müç hepsini taktık. Sonrasında bu neymiş? USB'yi takalım. Hemen P'ye basalım. Kasamız çalışsın. Değişik bir duvar kağıdı. Böyle detaylar da mevcut. Bilgisayarlar değişik duvar kağıtlarıyla geliyor. O detaya bile yer verilmiş. Taramayı başlattık. 414 dosya tarandı. Ve şu anda bilgisayarda herhangi bir virüs yok. Virüsleri temizledik. İşimiz bu kadar. Restart çeksin şöyle bir. Kapattık. Bakıyoruz. Hepsi tamam. Kasayı artık kargo için şöyle kapının oraya koyabiliriz. Şimdi onarım kısmı var. Ekran kartı sorunluydu hatırlıyorsanız. Bu kasa o kasa arkadaşlar. Bu arada biz diğer işleri kabul etmedik mi acaba? Başka işler de vardı sanki. Evet, onları kabul etmemişiz. Bakın burada bir unutkanlık meydana gelmiş. Bir kasa daha gelecek çünkü. Şu hard diski değişecek olan, o yarın gelecek artık onaylamadığımız için. Neyse, şunu halledelim biz. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi şuradan kapağını bir açalım. Bunun şimdi ekran kartı bozuktu. Şöyle çıkarttık. Şuradan da görebiliyorsunuz bakın. Evet. Broken diye gösteriyor kırmızı bir yazıyla. Bunu da satıp ufak bir gelir elde edebilirsiniz. Şimdi şuradaki kutular ne derseniz sipariş verdiğimiz şeyler. İçerisinde hard disk ve yeni ekran kartı var. Yükle dedik. İşte kartımız burada. Vidasını taktık.
Herhangi bir ekran kartı ekstra bir güç gerektirmediği için bu ekran kartı bir kablo takmıyoruz. Şimdi bir de bunu çalıştırmamız gerekiyor test için. Bir sıkıntı olup olmadığını görmemiz için. Sonrasında kargoya göndereceğiz. Kargoya hazır bir hale getireceğiz. Evet, bu da tamam. Bilgisayar sorunsuz açıldı. Her şey tamam şu an. Bunu da şöyle hemen yanına koyalım. Şimdi buradan işlerimizi tamamlayalım. Evet, arızalı ekran kartı değişimi tamamdır. 525 dolarımız geldi. Şöyle geliyoruz. Virüs temizleme işi tamamdır. Evet, iki yeni iş geldi. Yine virüs temizleme işi. Hem de 200 dolarlık bir gelir elde edeceğiz. Gayet güzel. Onayladık. Evet, diyor ki bilgisayarım yavaş ve sıcak diyor. Isısı yüksek diyor. Temizle diyor ve soğutucusunu yenile diyor. Tamam. 270 dolarlık bir gelir elde edeceğiz. İşlerimizi onayladık. Şu anlık yapabileceğimiz bir şey yok. Hemen günümüzü tamamlayalım. Yeni işler gelsin böylece. End day dedik. Ve go to work. Şimdi bir tane yine virüs işi olması lazım. Evet, burada. Önce bunu bir halledelim, aradan çıksın. Evet, hemen herhangi bir temizlik işi yok bunda. Sadece virüs temizliği yapacağız. Kasanın kendisi temiz durumda. Bu arada buna hemen şeyimizi, flash'ımızı takalım. Allah. Takılırken çıkarttım. Oo, bu nedir ya, Tokyo Drift. Evet, virüs tarayıcıyı yükleyelim. Bayağı şekil şukul bir yolmuş. Neresi ise artık. Evet, restart çekelim. Virüs tarayıcı çalışıyor. 314 dosya tarandı ve temizledik. Evet, yüklediğimiz programı da siliyoruz. Yes dedik. Hemen açıldığı gibi kapatalım. Şöyle bir kontrolünü yapalım. Her şey tamam. Bunu sıraya koyabiliriz şöyle bitmiş kasalar olarak. Şimdi fix var, upgrade var. Buna ekstra bir hard disk gerekiyormuş. Hafızası dolmuş. Hard disk ilavesi yapacağız. Bunun hard diskleri arkada galiba ya. Bu taraftan gözükmüyor. Şurayı da bir açalım bir bakalım. Her kasa farklı olduğu için. He, tamam. Bunun arkasında kalıyormuş. Bu taraftan takacağız yani. Şu kızağı açtık ama ne oldu ya oraya? Dur. Yanlış yaptık. Heh, şunu seçtik. Memory değil, storage. Heh, tamam, taktık. Orada ufak bir hata yaptık ama sıkıntı yok. Bağlantılarını da yapalım. Hemen kapakları takalım. Montajda başka bir işimiz yok. Kapaklılar dışında. Burası da tamamdır. Test için hemen kabloları takalım. Şunu da tak. Hemen power diyelim. Tamam, bilgisayarımız açıldı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Kontrolünü yaptık. Tamamdır. Test edildi, onaylandı. Şimdi fix diyor. Sen gel bakalım. Wow. Bayağı yanar döner bir kasa. Üf, leş gibi. Yanar dönerliği kalmamış. Önce şunu bir temizleyelim. Daha çok içi kirlenmiş bunun yalnız. Dıştan müdahale var mı acaba? Dur bakalım. Dıştan tutuyorum şu an. Yok, bakın. O detay da eklenmiş. Öyle bir dünya yok yani. Şöyle açmamız gerekiyor. Evet, bak şimdi temizlenmeye başladı. Şu anakartı da bir temizleyelim. Ön tarafta, ha, temizlendi, tamam. Burayla bağlantılıymış. Şu tarafında bir kontrolünü yapalım. Şu tarafta kirli bir şey var mı? Şu an gerçi onayladı ama. Evet, tamam, bir sıkıntısı yok. Şöyle takalım hemen. Air cooler. Yani şunda bir sıkıntı varmış. Hemen sökelim. Şuradan neresiydi? CPU cooling. Evet, broken olmuş bu. Mortoni Thermal 100 modeliymiş. Mortoni Thermal 100. Şu. Bunu ekledik. E-mailimize bir bakalım. Bunu collect dedik. Paramızı aldık. Bunu da collect dedik. Aldık. Evet. Level 2 olduğumuz için yeni
parçalar açıldı. Gördüğünüz gibi birçok işlemci vesaire açılmış durumda. Yeni bir iş. 16 GB RAM diyor. Şu anda almak isterdim ama RAM'leri nasıl bilmiyorum. Geldikten sonra alacağız. Upgrade yap diyor. Shein Power King 600 veya daha iyisi diyor. Bunu da alabiliriz. Bakın modelini vermiş. Bir de 3D Mark yapmamızı istiyor. İlk defa yapacağız 3D Mark testini. Bunun dediği şey şurada. Şöyle bakalım. 600'lük. 600 watt diyor. Ne kadarmış? 80 dolar. Diğer marka neymiş? Cooler Master'ım var. Bununki 500'e kadar var. Şu anda en yüksek alabileceğimiz güç kaynağı bizde açık olarak. Bu var. Bunu ekleyelim. Evet. Sonraki gün teslimat olsun. Evet. Şu anlık yapabileceğimiz bir şey yok. Bunun şeyi gelecek. Yenisi gelecek. İşlemci soğutucusunun. Sonrasında bu işi tamamlamış olacağız. Bugünlük yapabileceğimiz şeyler bu kadar. Hemen bir sonraki güne geçelim. Günü tamamladık. Çalışmaya git dedik. Şöyle ışığımızı açalım. Kasamızı çalıştırdık. Şimdi şuradan önce parçaları bir alalım. İlk önce şunu halledip paradan bir çıkartalım. Evet abi. Şunu bir şutlayalım. Hiç para bile etmiyor. Direkt çöpü boyladı. Aa bakın. Bu özellik yeni gelmiş. Yönünü değiştirebiliyorsunuz galiba. Oo. Ortaya bastım. Peki kablo montajını nasıl yapıyoruz? Tamam mı şu an yani? Dönme olayı ilginçmiş. Kablolamayla alakalı diye düşünüyorum. Bayağı garip geldi şu an. Oyunu arada çünkü güncelleme geldi birkaç tane. O arada bu özellik eklenmiş. Sistemi çalıştırdık. Sistemimiz açıldı. Gayet stabil bir şekilde. Şuradan hemen yan kapağını takalım. Bunu da gönderdik. Sıradaki işimize bir bakalım. Evet. Upgrade. Bu da RAM. Tamam. Bunu alalım. Bunun güç kaynağı değişecek. Güç kaynağı değişme işi biraz uğraştırıyor çünkü tüm kablolar güç kaynağıyla alakalı olduğu için bütün kabloları sökeceğiz. Lan. Bu nedir? Aa, bayağı garip bir kasaymış bu. Ters bakar mısınız? Bayağı garip bir kasaymış. Tasarımı ters. Şu an böyle. Burası arkası olması lazım. Tasarımından dolayı ters bir yapısı var. Okey. Şimdi kabloları sökeceğiz şöyle. Hepsini teker teker. Şurada var yine. Bunu da söktük. Güç kaynağı dik bir şekilde duruyor bu kasanın içerisinde. Vidalar da altta kalmış. Power supply. Yetersiz kalmış bununki. Bozuk değilmiş. Used diyor çünkü bakın. Used dediklerini satmanızı tavsiye etmem. Çünkü iş gelir de lazım olursa direkt bunu takıp işi halledebilirsiniz. İlla yeni parça takmanıza gerek yok. Çalışır olması da işi tamamlamanız için yeterli. Şimdi arka kapağı bir takalım. Burayı bilmediğimiz için boşuna çıkardık tabi. Kabloları bir halledelim. Kablolama işini. Bunu da taktık. Bu da tamam. Şu anda her şey tamam gibi gözüküyor. Hemen şu kapağı da takalım. Takmadığınız bir parçası kalmasın kasanın elimizde. Şöyle çevirelim. Şimdi 3D Mark için USB'yi takacağız. Çalıştır diyelim. Ve sistemimiz sorunsuz bir şekilde açıldı. O 3D Mark yüklü geldi. Kendi içinde varmış. Demek ki buna gerek yok. Çıkartalım bunu. Bakın gerçekteki gibi 3D Mark gerçekten zaman alan bir uygulama. Gerçekten test yapıyor gördüğünüz gibi. FPS'i, frame'i, geçen zaman detaylarına yer verilmiş. Gerçekten beklememiz gerekecek bunu. Oyun deyip bir anda bitmiyor. Burada bir upgrade işi var. Bir masamız daha olsa bunu koyabilirdik ama diğer masa için bakıyoruz. Bu 3 level'da açılmış. Bu da 8. Bir level sonra bunu açabiliriz. Dolabımıza bir bakalım. 6'ymış bu da. Yani önce şunu, sonra şunu ve sonra şunu açacağız. Açabileceğimiz şeyler bunlar.
Bu arada biz işimizi şuradan bir halledelim. Bir tane yaptığımız bir iş vardı, tamamladığımız. Onu almış mıyız biz? Go to PC. Place cooler. Tamam, bunu koyduğumuz zaten. Herhalde almışız onu. Yine bir kontrolünü bir yapalım şöyle. Herhangi bir kaçırdığımız bir şey olmasın. Bitmiş. 3867 skor almış. Zaten yüklüydü bunu. Simlemize gerek yok. Şöyle bir bakalım. Bunu da işi tamam. Bunu da şöyle koyabiliriz. Şimdi bunu alalım. RAM yükseltmesi olacak. Şöyle bir koyalım. Bu da ilginç bir kasa. Direkt açıldı. Herhangi bir vidası yok. Şimdi bunun RAM'i neymiş? Ne olacakmış? 16'ya yükselt diyor. 2 var burada. 2'nin üzerinden tamamlamak sıkıntı olacaktır. Biz bunu alalım. Şöyle bunu aldık. Bu arada RAM neymiş? Ona bir bakalım. 2133 MHz'likmiş. 2133 MHz. Şöyle bir bakalım. Evet, şuradan 2133 MHz'lik 16 diyor. 8 8 takıp 16 yapabiliriz. Evet. Takabileceğimiz tek bu var zaten. 2 tane bundan alacağız. Kargo ile birlikte 190 dolara geliyor. Tamam, bu böyle kalsın. Şunları bir halledelim. Collect'ledik. Yenisi gelecek. Evet, upgrade. RAM'i 4'e yükselt. Bunu da satın alamayız bakmadan hızına. Evet, onaylayacağımız başka bir şey yok şu an için. Şu anda nereye gelmişiz bir bakalım. 4 gün tamamlamışız. Bir sonraki güne geçelim. Ve bölümümüzü noktalayalım. Parçalar falan gelsin, bir kasalar. Günü tamamla. Çalışmaya git. Evet. Bu arada yeni remler gelmemiş. Ben yanlış mı seçtim? Onaylamadım mı yoksa? Ha, onaylamamışım. Hay Allah'ım ya. Şimdi satın al dedik. Neyse ki bu kasayı koyup tekrar alabiliyoruz. Böyle koyalım. Gördüğünüz gibi Friday'e geldik. 5. güne geldik. 1. günden başladık ve eksi 15 dolarda başlamamıza rağmen 953 dolardayız. Şu anda 2. bölümün sonunda 1000 dolara yakın bir gelir elde ettik. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.